Nilgün. Hayır hanımefendi. Bu fax değil, normal telefon. O yüzden size fax sinyali veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Rica ederim. İyi günler. Baş baş. Ama antikalar be. İnsan önce bir alo der. Fax sinyali verebilir misiniz? Vermeyeceğim. Yok. Nilgün Hanım, intiraj raporları yani. Dokunma! Masaya dokunma. Yeni sildim daha. Bekle, ben alırım. Bekle çocuğum. Tamam, ver. Teşekkür ederim. Baş baş. Hadi. Ha, şöyle ya. Yeni sildim daha. Nilgün. Canım vallahi bize de kalmadı o sinyalden. E normal telefon. Fax değildi onda. Hadi canım. Yani bir fax sinyali sapığımız eksikti, o da oldu. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Nilgün. Yahu. Olsa ben sana niye vermeyeyim o sinyali? He? Hayatım. Yani olsa dükkan senin. Ama yok. Ya olsa al götür, ne kadar sinyal varsa hepsi senin olsun güzelim yani. Ama yok koçum. Hadi baş baş. Kolay gelsin Nilgün Hanım. Defol git başımdan, sinyal miyal veremem. Nasıl? Erdal Bey. Hoş geldiniz Erdal Bey. Bu ne güzel sürpriz zamanı efendim. Birden sizi böyle karşımda görünce şaşırdım ben. Buyurun oturun efendim, yani kendi gazeteniz gibi rahat edin. Hayır, espri yaptım canım, yani burası sizin gazeteniz zaten, ben biliyorum, şaka yap. Çok fazla kalamayacağım için hemen konuya gireceğim. Koy verin gitsin o zaman efendim. Yeni bir gazete çıkarma çalışmalarında bulunduğumu biliyorsunuz. Biliyorum efendim, bütün sektör bunu konuşuyor. Güzel. Gazetem için yaptığınız başarılı çalışmalardan dolayı bu yeni gazetemdeki reklam müdürünü size vermeyi düşünüyorum. Allah! Bunu siz gittikten sonra yapmam gerekiyordu değil mi? O zaman ben hemen gideyim, siz kaldığınız yerden göbeğinize devam edin. Yok yok Erdal Bey, yani tekrar bana güvendiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani bana olan güveninizi asla boşa çıkartmayacağım yani. İçiniz rahat olsun, gönlünüz ferah olsun. Hatta biraz daha abartmam gerekirse Allah ne muradınız varsa nasip efendim. Allah sizi bizim başımıza tamam, teşekkür tamam, etsin. Tamam. Şu gazete bir çıksın da eve. İnşallah efendim. Bunlar sizinkiler mi İlgün'ün? Evet efendim, üçü de benim. Mert, Ebru ve Efe. Maşallah, bu genç yaşta 3 tane çocuk ha? Ya siz benim böyle genç göründüğüme bakmayın. Benim içim... Benim içim gördüğünüzden 5 kat daha gençtir. Ben hiç yorulmam, hep çalışırım, hep çalışırım efendim. Çok çalışkanım bu aslında ben. Peki eşinizin resmi nerede? Eşinizin resmi yok mu? Nasıl yani? Masanın üstünde diyorum, eşinizin resmi diyorum. Vardı, kırıldı. Kırıldı mı? Evet kırıldı. Nasıl yani? Çok bakmaktan. Çok bakmaktan mı? Evet efendim. Biz eşimle, yani kendisiyle ben ilk günkü gibi birbirimize aşığız aslında. Şimdi onun resmi de burada duruyordu. Ben de şurada oturuyorum. Yani fırsat buldukça bakıyorum ve bakışıyoruz biz. O gün aşırı dozda bakmaktan göze geldi. Kim göze geldi ya? Resim. Resim göze geldi efendim. Böyle orta yerinden çatladı. Çerçeve kırıldı, tuz buz oldu. Allah Allah. Ben de öyle dedim. Allah Allah dedim yani. Allah Allah dedim yani. Aynanın çok bakmaktan kırıldığını gördüm. Ama çerçevenin kırıldığını ilk kez görüyordum ben de o zaman. Neyse. Bana kalırsa siz yeni bir çerçeve yaptırın. Eşinizin resmini de çocuklarınkinin yanına koyun. Eğer bir gün eşiniz sizi ziyarete gelir de masanın üstünde kendi resmini görmezse çok fena alınabilir. Tamam efendim. Ben ilk fırsatta onun resmini koyacağım oraya. Nasıl yani Nilgün Hanım? İlk fırsatta diyorum. Resmini hemen buraya koyacağım ben onu, merak etmeyin siz. Ben de gideyim artık. Kaçıyor musunuz? Ne? Hayır yani güle güle gidin demek istedim ben. Aslında karşılıklı oturup bu yeni gazete konusunda tartışmamız gereken ne kadar çok şey var ama vakit yok. Ha bakın ne diyeceğim size. Ne diyeceksiniz? Bu akşam ayrıcık bir yemeğe çıksak ve yemekte bol bol yeni gazete üstüne konuşsak ne kadar güzel olur değil mi? Ailecek mi? Evet, siz, eşiniz, ben, benim hanım. Yapmayın ya. Yapayım vallahi.
İyi tamam yapın da şimdi benim eşim var ya. Tamam tamam bu akşam saat 8'de size uğrayıp sizi alalım. Bize uğrayıp bizi mi alacaksınız? Evet. Hem bir 5 dakika çocukları da görmüş oluruz. Bizim hanım çok meraklıdır çocuklara. Biliyorsunuz Nilgün Hanım, ben çalışanlarının aile hayatına çok önem veren bir patronum. Bilmez olur muyum efendim? Çok iyi biliyorum tabii ki. Tamam o zaman. Akşam 8'de görüşürüz. Görüşürüz efendim. Ya şimdi 8'e kadar bir kocayı nereden bulacağım? Nilgün. Ha canım. Vereyim ben şimdi sana sinyali.